Evet değerli izleyenler, fuar gezimizde şu anda Kurtsan standındayız. Yanımızda yönetim kurulu üyesi Cem Kurt var. Evet Cem Bey, fuar nasıl gidiyor? Küçük bir değerlendirme alalım. Öncelikle tutsağı makinalarından başlayalım ve fuarı değerlendirelim. Bu 11. İzmir Fuarı ve biz 11 yıldır katılımcıyız. Bununla beraber zaten Ege'de yaklaşık 30 yıllık bir serüvenimiz var. O yüzden Ege fuarlarında her zaman olmaya çalışıyoruz. İzmir Fuarı'nda ise Ege'nin dışında yurt dışından da gelen insanlar oluyor. Baktığımızda buraya gelen hayvancılıkla olan ilgili insanlar geldiklerinde hem sağım işlemlerinde hem soğutma işlemlerinde, gübre yönetiminde, profesyonel planlama üzerine çok fazla firmayla tanışma imkanları var. Bundan dolayı biz de bu halkanın biri olduğumuz için burada olmamız gerekiyordu. Bu yüzden İzmir Fuarı'na geldik. Daha çok işte sağım sistemleri, sürü yönetim sistemi, ahır ekipmanları, böyle genel olarak çiftliklere, İşte 1 ineği olan işletmeden de 5000 ineği olan işletmeden de ürünler sergi onlara gösterebilmek, pazarlayabilmek üzere. Ahır ekipmanları dediniz, süt sağım makineleri dışında. Kısaca şöyle bir değinirsek ne tarz ürünler var? Şimdi Kurtsan olarak biz şu an bakıldığında hayvan sağım işleminden başlıyor her şey. İlk önce sütün sağımını gerçekleştiriyoruz. Sonra bu sütün soğutulmasıyla uğraşıyoruz. Ve hayvanların gün içindeki doğal yaşam alanları ahır ekipmanları oluyor. Burada bir hayvanın gün içinde yem yediği için bir yemlik kil dediğimiz bir ürünümüz var. Burada hayvanların aynı anda aynı miktarda yemesini sağlayan bir kilit sistemi bu. Çünkü baskın hayvanlar olduğu sürece hayvan kendi yemini yiyor, çıkıyor diğer hayvanı rahatsız ediyor, onun yemini yemeye başlıyor. Bu da istemediğimiz bir şey. Ondan dolayı bir yemlik kilidi uygulamamız oluyor. Hayvanların yattığı yerler için uygulamalarımız var. Hayvanların kendi kişisel alanlarını yaratabilmek çok önemli. Çünkü onların kişisel alanlarını yarattığımız sürece biz onlara konforlu bir ortam sağlayabiliyoruz. Çünkü sadece mutlu inekler süt veriyor. Bu yüzden o tarz ürünler de geliştirdik. Bununla beraber sıcak havalarda havalandırma fanı ve benzeri serinletme ekipmanlarıyla ortamın biraz daha ferahlattırabiliyoruz. Ve en son olarak da genç hayvanların, yeni doğmuş olan buzağların bakımlarıyla ilgili ürünler geliştiriyoruz. Peki şimdi tüm bu ürünlerin servis noktasını soracağım. Ulaşım noktasında nasıl bir çalışmanız var? Ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin her yerine ulaşabiliyor musunuz? Tüm üreticilere, çiftçilere ulaşabiliyor musunuz, hayvancılara? Biz şu an Türkiye'de 219 tane bayimiz var. Bütün Türkiye'deki illerde bayimiz bulunmakta. Ve bununla beraber Ege bölgesi İzmir Fuarı için konuşuyorsak Ege'de sadece 140 tane bayimiz var. Şu an artık köy bazına inmiş durumda Ege'deki bizim gücümüz. Şu an bakıldığında Ege'deki Aydın bayimiz örnek vermek gerekirse 24 yıldır beraber çalıştığımız bir bayimiz. Denizli bayimizden bahsedersek yaklaşık 26 yıldır beraber çalıştığımız bayimiz. Buradaki bayilerimiz çok köklü ve bu da bize çok ciddi bir güç kazandırıyor. Buraya gelen misafirler daha çok. Zaten artık bayilerle her işlerini çözüyorlar. Satışını, satış sonrasını her şeyi çözüyorlar. Biz de burada çay içiyoruz genelde. Yani sizin ulaştığınız vatandaşlar bayilerle işlerini çözüyorlar diyorsunuz. Şunu da sormak istiyorum. Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci günü talepler nasıl? Fuar ikinci gününde çok keyifli. Düne nazaran daha ciddi bir kalabalık var. Daha potansiyeli yüksek insanlar geliyor. Daha kurumsal müşterilerle tanışıyoruz burada. Ama bakıldığında aynı zamanda Ege'nin köylü insanları da buraya geliyor. Buraya geldiklerinde biz daha çok onlarla hem sohbet ediyoruz hem biraz daha böyle yeni teknolojiler hakkında onların anlayabileceği dilden de konuşuyoruz. Hem onlar biraz daha bilinçleniyor. Profesyonel yatırımcılar gelişmeleri takip ediyor. Ama en önemlisi yurt dışı. Yurt dışından da güzel bir talep var.